Haftaya Moody's'in çift kademe not artırmasının ve görünümü pozitifte tutmasının verdiği moralle başlıyoruz. Piyasaların beklentisi, Moody's'in kredi notunu bir kademe artırması ve görünümü pozitif olarak tutmasıydı. Moody's bir ilke imza atarak Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artışla B1 seviyesine yükseltti. Not artımı sonrası neredeyiz? Türkiye'nin notu, yüksek kredi riskinden çıkışın son basamağı olan B1 yani B artı seviyesine yükseldi. Bundan sonraki ilk hedef, yatırım yapılabilir kategorisinden önceki son grup olan spekülatif kademesinin ilk basamağına yani BA3'e ulaşmak. Yatırım yapılabilir seviyesine ulaşılması için ise 4 kademe not artışı gerekiyor. 3 satırda ifade ettik ama maalesef yolculuk kısa değil. Türkiye'nin 2004 yılı sonrası B artı seviyesinden BB eksi seviyesine ulaşması 11 ay, BB eksi düzeyine gelmesi 5 yıl sürdü. Yatırım yapılabilir düzeyine ise 9 yılı buldu. Bu süreçte piyasa fiyatlamaları nasıl etkilenir? Türkiye hisse senetlerinin dünyaya iskontusu, yatırım yapılabilir seviyesinin kazanıldığı 2012 yılında %10 ila 15 bandına gerilemişti. Benzer senaryo tekrarlanırsa, önümüzdeki 3-4 yılda dünyayı ortalama %10 yenebiliriz. Yatırımı olmayanlar not artışı oldu diye Türkiye piyasalarında yeni pozisyon almalı mı? Uzun vadeli düşünen ve kaldıraç kullanmayan yatırımcılar elbette alabilir. Ancak kısa vadeli pozisyon için kar satışını beklemek daha doğru olur. Yüksek frekanslı işlem yapanların çoğu not artırımları olacak diye önden pozisyon aldı. İyi haber sonrası yeni pozisyon alınması kısa vadede zararı yol açabilir. Merkez Bankası'nın döviz kredisi büyüme limitini %2'den %1.5'e indirmesini bankalar için hafif olumsuz görüyoruz. Yurtdışı Kalkınma Finansmanı kuruluşlarından alınan kredilerin kapsam dışı bırakılması Türkiye Sınai Kalkınma Bankası için olumlu olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.